araç üstü ekipman imalatı söz konusu olduğunda ilk akla gelen şehir Konya'da Tekno Girişim firması olarak faaliyete başlayan Aselkon Kampüs Hidrolik, çift kırma haliyle tam katlanır vinçlerle fark yaratıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Şahin, iş güvenliği açısından önemsedikleri kontrol ve vinç denge sistemlerinin imalatını yaptıkları tüm vinçlerde standart bir özellik olduğunu söylüyor. Üstü vinç imalatlarında Türkiye'nin kalbi Konya'da Tekno Girişim firması olarak 2008 yılında kurulan Aselkon Kampüs Hidrolik, geliştirdiği TÜBİTAK destekli projelerle vinç imalatına yeni bir soluk getiriyor. Henüz öğrencilik yıllarında doğan merak, bugün vinç sanayini teknolojiyle buluşturan mühendislerden oluşan girişimci kadroyla firmayı sektörün önemli adreslerinden biri kılıyor. 2008 yılında biz Kampüs Şirketler Grubu adı altında araç üstü ekipman, katlanır bomlu hidrolik vinç imalatında başladık. Bu iş makinalarına heves sarmamız tabii ki de üniversite yıllarında başladı. Kendi alanımızla alakalı olduğu için bu kadar ağır yükler kaldıran iş makinaları nasıl çalışıyor ki sorusuyla bizim lambamız orada yandı. Bizim ışık orada yandı. Türkiye'de de bu konuyla alakalı Avrupa'nın rakiplerimize göre açığımızın olduğunu fark ettik. İşin içerisine girdikçe sektörün hak ettiği yerde olmadığını, Türkiye'nin iş makinalarının birçoğunu ihraç ettiğini ve halen de ihraç edilen iş makinalarının olduğunu gördük. Bununla alakalı bizim hevesimiz arttı. Teknolojiyle iş makinesini buluşturmanın hevesine girdik. Üniversite sanayi işbirliği az zamanda çok mesafe kat edilmesini sağlıyor. En avantajlı olduğumuz nokta üniversite sanayi işbirliği. Bu konuyla alakalı teoriyle uygulamayı birleştirdiğimizi düşünüyoruz. Biz burada kendi imkanlarımızla Konsan Organize Sanayi'nde 1000 metrekare alanda başladık. Ve şu an yaklaşık 15 bin metrekare bir alanda çok şükür kendi tesisimizde üretimimizi devam ettiriyoruz. Çift kırma haliyle tam katlanır vinçlerle fark yaratan firma, 70 metre yüksekliğe çıkabilen 3 ton metre ila 300 ton metre arasındaki araç üstü vinç imalatlarında uzmanlaşıyor. Araç üstü katlanır bomlu vinçlerde 3 ton metreden 300 ton metreye kadar, yani Türkiye standartlarında işte 100 ton diyebileceğimiz vinçleri üretiyoruz. Bununla alakalı Türkiye'de ve dünyada Aselkon'un sadece kendisine ait olan Ar-Ge çalışmaları var. Standartların ötesinde özel taleplere de yanıt veriliyor. Entegre tesis yapısına sahip fabrikada farklı kapasitelerde aylık ortalama 10 vinç üretilebiliyor. Konteyner taşıma için özel aparatlar, işte hurda polipleri gibi özel isteklere yönelik de çalışmalarımız var. Özel projelerde alıyoruz konularla alakalı ama standartta ürettiğimiz vinçler de devam ediyor. En büyük hedef, insan faktörünü en aza indirip el değmeden vinç üretmek. Bu amaca emin adımlarla yaklaşılıyor. %70'e yakın kaynakhane üretimimizi, kaynak üretimimizi el değmeden robot sistemlerimizle yapıyoruz. Kaynak bölümünde kendi bünyesinde toz altı kaynak sistemini kullanan ilk firmayız. Talaşlı imalat konusunda da %80'e varan üretimini el değmeden CNC makinalarla üretim yapmaktayız. Binde bir hassasiyetle çalışan mikron seviyesinde biz CNC makinalarımızda, tezgahlarımızda parçalarımızı işliyoruz. Ağır yükler kaldıran vinçlerin hassasiyetle üretilmesi gerektiğini dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Şahin ve ekibinin bu bakış açısı vinç imalatında ilklere imza atılmasını sağlıyor. Dünyada ilk defa katlanır bomlu vince kamera uygulamasını getirdik. Hareketli, kablosuz, gece görüşlü bir kamera sistemi getirdik operatörümüzün önüne. Mal ve can kaybını en aza indirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları kapsamında vinçlere kontrol sistemi entegre ediliyor. Amaç, iş kazalarını önlemek.
Bunlar her zaman insan hayatında lazım olmaz. Sadece bir kere lazım olur ama o da hayat kurtarır. Bizim de güvenlik tedbirlerimiz tamamen o yönde. Bununla alakalı vinçlerde ilk defa GPS sistemini uyguluyoruz. Uçaklarda kullanılan gyro sistem dediğimiz denge sistemi var. Onu ilk defa vinçlerde uyguluyoruz. Vincin dengesini, rampa eğimlerini, bütün değerleri operatöre önünde gösteren bir sistemimiz var. Bunlar tamamen bizim ARGE çalışmamız. Bir İtalyan firmanın işte biz size kontrol sistemi satmayız inadıyla başlayan bir bizimki macera diyelim. Çok şükür şu an onlar bizden bilgi alacak, sistem isteyecek seviyeye geldiler. Ağır yük ve zor şartlar altında çalışan makinalarda komutlar operatörün inisiyatifinden çıkarılıyor ve güvenlik sistemi kapasiteyi aşan yükü önlüyor. Nurullah Şahin, iş güvenliği açısından bu sistem zorunlu olmalı diyor. Bu iş mecburi hale gelmeli. Bütün vinçlerimiz kontrol sistemlerini takmalı. Biz her zaman iki emniyet üzerine çalışırız. Bir emniyet yetmez. Ve operatörün kullanırken önünde bilgileneceği hiçbir ekran yok. Yani bu neye benziyor? Göstergesi olmayan bir araçla yolculuk edilir mi? Edilir ama ne kadar güvenli olur? Yani operatör kullanıyor ama kaçla gittiğini, kaç devirde gittiğini, kaç litre yakıtı kaldığını hiçbir şey bilmiyor. Son bir ayın içerisinde 4 tane benim bildiğim vinç kazası oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, kontrol ve vinç denge sistemlerinin imalatını yaptıkları her vinçte standart bir özellik olduğunun altını çiziyor. Makinenin dengesini kurmasında, iş kazalarını önlemede, mal ve can kayıplarını önlemede çok ama çok önemli. Biz de bunu üretimimizin önüne koyduk. Arkasında kalmıyor, bizim için bu üretimimizin önünde. Olmazsa olmazlarımız içerisinde, bütün vinçlerimizde standart. Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Şahin'e göre başarılarının sırrı ARGE'de gizli. Başarımızın sırrı bizim gördüğümüz ARGE çalışması. Aselkon bir tekno girişim firması aynı zamanda ve TÜBİTAK destekli projelere imza atan bir firma. Bütün çalışmalarımızı ARGE üzerine yapıyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz ve bunun da meyvesini topluyoruz. Deyim yerindeyse sektörün fotoğrafını çekiyor Nurullah Şahin. Konya bu işin lokomotif şehri, araç üstü mobil vinç üretiminde. Yaklaşık 40 adet firma var, irili ufaklı. Yalnız Avrupa'da sadece Palfinger firması yıllık 20 bin adetleri bulan üretimi var iken, bizim 40 imalatçımızın yıllık adeti 1000'i geçmiyor. Burada bizim gerçekten daha çok çalışıp daha çok üretmemiz lazım. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz diyen yönetim kurulu başkanı 15 ülkeye ihracat yaptıklarını söylüyor. Avrupa'ya gönderdiğimiz vinçlerimiz var. Kısıtlı adetlerle bir elin parmağını geçmeyecek şekilde de olsa. Lakin Orta Doğu ve Afrika ülkelerine, Türkiye Cumhuriyetlere 15'e yakın ülkeye şu an ihracatımız var. Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Şahin sözlerinin sonunda kendilerine şiar edindikleri bir sözü paylaşıyor. Hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerinin altını çiziyor. Son olarak hani Fatih Sultan Mehmet'in sözüyle bitirelim. Bizim bu işe başlarken aslında önümüze koymuş olduğumuz bir sözdü bu. Kendi aramızda istişareler ederken kendi kendimize her zaman önümüze koymuş olduğumuz bir sözdü. Bizim hedeflerimize onların hayalleri erişemez. Biz bu sözü hep kendi önümüze bir rehber olarak koyduk. Çok şükür de bunun hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah da vereceğiz. Son olarak da bunu söyleyeyim.